Merhaba. Yeni Gün TV ekranlarına ve Yaşamın İçinden programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Yaşamın İçinden her hafta farklı konular ve konuklar seçiyoruz. Bu hafta seçtiğimiz konumuz saçlar olacak. Bu sene saçlarımız uzun mu olmalı, kısa mı diyeceğiz? Dalgalı mı, düz mü, siyah mı, sarı mı gibi şekilleri merak edeceğiz. Boyalar saçımıza zarar veriyor mu diyeceğiz? Güneşin etkileri saçımızda neler olabiliyor diyeceğiz? Birçok sorunun cevabını kimden alacağız? Bugün konuğumuz bayan kuaförü sevgili Volkan Lazoğlu. Hoş geldiniz Volkan Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Volkan Bey, sizin konuk olacağınızı sosyal medyada duyurduğumuzda birçok soru geldi. Ben kendimce şöyle bir sıralama yaptım. Dedim ki bu yılın trendiyle konuya girelim. Bu yıl trend nedir saçlarda? Renkleri soralım ilk olarak. Evet. Renklerde doğal ve açık renkler, ondan sonra karamel tonları, sarı ombreler, gölgeler, ışıltılar. Ondan sonra daha ziyade bu sene açık renkler. Açık renkler. Açık renkler. Bu yaza göre değişmiyor değil mi? Bu yıl açık yani renklerden evet, gidiyoruz. Evet. Peki saçlarımız kısa mı, uzun mu ya da şekillerde trendler neler? Dolgun ve düz kesimler daha ziyade. Enseler kısa ya saç kısaysa enseler kısa. Asimetrik kesimler. Onun için genelde dolgun saçlar. Eğer azsa saçlarımız ekleme işlemi yapabiliriz. Kaynak işlemi yapabiliriz. Bu şekilde çoğaltabiliriz. Hacim çok kazanmak... kısa saçlar da var mı bu yıl? Çok kısa saçlar da olabilir ama ben... Yani uzun saçlarda dolgun ve düz kesimler tercih ediliyor. Yani kısa saç da olabilir tabii. Peki saçımızı dilediğimiz gibi belki trend olan renklerde boyattık, kestirdik. Düz mü bırakacağız, dalgalı mı yapacağız? Böyle bir trend var mı? Yani bu yıl düz saçlar mı moda, dalgalı saçlar mı moda? İşte dalgalı saçlar, hacimli saçlar ondan sonra... Daha ziyade dolgun saçlar. Evet. Peki dolgun saçlar deyince hemen ben bir konuya giriş yapmak zorundayım. Birçok özellikle annelerin şikayeti olan genç kızların elinden düşmeyen düzleştiriciler, maşalar konusunda. Düzleştiriciler saçımıza zarar veriyor mu? Kesinlikle veriyor. Geri dönüşümü olmayan zararlar veriyor. Kalıcı hasarlar bırakıyor. Uzun yıllar tedavi edilemeyecek hasarlar veriyor. Yani ancak işte uzunsa saç 40-50 santim boylarındaysa birkaç yılda ancak düzelebilir saç. O şekilde ciddi hasarlar var. Saçı öldürüyor yani. Kesinlikle matlaştırıyor ondan sonra. Kalitesini tamamıyla bozuyor. Allah'tan bu yılda diyorsunuz ki zaten öyle dümdüz saçlar moda değil, daha hacimli, daha dolgun saçlar moda. Evet. Umarım birçok genç kızımızı da düzleştirici alışkanlığından kurtaracak bu yılın modası. Evet. Peki boyanın zararlarına gelirsek, boyanın zararında renklerin rolü var mı? Kesinlikle var. Sarı saçlar, röfleli saçlar, ondan sonra ve kızıl saçlar daha yoğun amonyak içerdiği için, daha yüksek volümler içerdiği için onlar biraz daha saçımızı yıpratıyor. Daha fazla yıpratıyor koyu renklere nazaran. Koyu renklere nazaran. Yani saç tonu ne kadar... Açılma işlemi yapıldıkça mı yıpranıyor diyeceğiz o zaman? Yani şimdi sarı boyalarda amonyak miktarı doğal olarak biz içerisine koyduğumuz oksijen miktarı da çok yükseldiği için o saçı daha fazla yıpratıyor. Evet. O zaman boyalarda demek ki koyu tonlarında gitmek ömrünü uzatıyor saçın diyebilir miyiz artık? Yıpranma yani payını daha, azaltıyor. Evet. Peki şöyle bir şey var. Benim çocukluğumda annem hep bize der ki saçlarınızı her ay ucundan kestirin, saçınız canlanır. Artık öyle bir hale gelmiştik ki annem bizi sürekli kuaföre gidiyor ve ben hep kısa saçla geziyorum. Anne saç uzatmak istiyorum dediğimde de kısa saç daha canlı durur diyordu. Böyle bir şey var mı? Var tabii kesinlikle. Çünkü ayda bir veya en çok 1,5 ayda bir saçların uçlarından aldırmak lazım. Yani kırıkla saç daha çok kısa sürede daha fazla yıpranıyor ama kırıklar aldıkça daha güzel uzuyor. Daha sağlıklı uzuyor. Yani kırıklar beraberinde kırığı getiriyor. Yani yalnızca saçın görünümünü dolgunlaştırmıyor da kesme işlemi. Evet. Aynı zamanda canlılık da kazandırıyor. Tabii uzamasına da faydası olur. En güzel bakım, yani yapılabilecek en güzel bakım kırıkları aldırmak. Kırıkları aldırmak.
kırıkları evet. aldırdık mı bakımını da doğal olarak yapmış oluyoruz. Evet. Peki saçımızı uzatamıyoruz diyelim ki çok çabuk kırılıyor ince telli. Gidiyoruz kaynak yaptırıyoruz. Birçok yerden de duyuyoruz ki tabii kulaktan dolma da olabilir bunlar. Sakın kaynak yaptırmayın saça zarar verir. Gerçekten kaynak işlemleri saça zarar veriyor mu? Kesinlikle verir. Eğer işlem bilinçli yapılmıyorsa kaynak işlemi de her işlemde olduğu gibi kesinlikle zarar verir. Ama bilinçli yapılan işlemde, bilinçli yapılacak bir işlemde aksine zarar vermez, daha fayda sağlayabilir, saçları uzatabilirsin. Ondan sonra bazı insanların gerçekten ihtiyacı olabiliyor. Mesela çok az hacimsiz saçlar oluyor. Evet. Ondan sonra onlar da biraz daha volüm kazandırmış oluyor. Psikolojik olarak da katkı sağlıyor değil mi? Yani görüntü güzelleşince psikolojik katkı da sağlıyor. İşlem doğru yapılırsa eğer, bilinçli olarak yapılırsa her işlemde olduğu gibi kaynakta çok güzel kullanıyor insanlar. O zaman kaynak zararlı demeyeceğiz. Bilinçsiz yani, ellerde yapılırsa zararlı yani, diyeceğiz. Yani o şekilde diyebilirsin. O. Bir şey daha var. Doğal saç boyası var mı? Yani %100 hiç katkısız doğal boya var mı? Şimdi %100 sıfır amonyaksız boya olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum. Isıyla çalışan boyalar var. Yani sürüyorsunuz ondan sonra ısı işlemiyle çalışan boyalar var. Ama onların içerisinde de mutlaka belli oranlarda vardır katkı maddeleri. Ama bunların da ben insan sağlığına zarar vereceğini düşünmüyorum. Yani özellikle hamile bayanlar ve alerji cilde sahibi olan insanların bu tarz boyaları tercih etmesini ben isterim. Yani. O zaman bitkisel boya diye bir şey var yani. Yine ya, de tabii. Diğer boyalara oranla daha az yani, hasar verecek boyalar var. Evet, zaten bu boyaların beyaz kapatma özelliği çok fazla olmuyor. Yani beyazı kapatıyor ama böyle bir nüans, hafif böyle bir transparan kalabiliyor beyazlar. Çok kuvvetli olmadığı için, içerisinde amonyak miktarı olmadığı için, onlar çok fazla yüksek pigment ihtiva etmediği için beyaz kapatma özelliği çok fazla olmayabiliyor bu arada. Onu da şimdi duydum. Evet. Peki yine çok sık gelen sorulardan biri bu şu oldu. Saç dökülmesini önleyici formüller var mı? Var mı böyle bir formül? Vallahi saç dökülmesini ben %100 durdururum demek çok yanlış. Bir kere böyle eğer çok yüksek oranda dökülme varsa kesinlikle bir uzmandan yani hekimden yardım almak lazım. Yani çok kan testleri yapmak lazım ondan sonra. Çünkü saç kanla ve kandaki vitaminlerle besleniyor. Artı oksijenle besleniyor. Kandaki oksijenle besleniyor. Oksijen ve kandaki vitaminle besleniyor. O yüzden yani ilk önce stres var mı, depresyonda mı vatandaş onu bilmek lazım. Onun dışında bir hekimden yardım almakta ben fayda görüyorum yani. O zaman şöyle deyip geçmeyeceğiz değil mi? Ben saçlarımı çok sık boyatıyorum. Evet. Boya da saçımı döküyor. Kendi haline bırakayım, boyatmayayım. Bu kadar basit değil yani. Yok. Saç dökülmesinin tabii, şeyleri farklı değil etkenler, mi? Farklı nedenler olabilir. Hekim yani, desteği almak gerekiyor diyorsunuz. Bence evet. Yani almakta fayda görüyorum yani. Ha bizim yaptığımız bakımlar var. Bunlar tabii bazen faydalı olabiliyor. Ama öncelikle çok yoğun dökülmeler için diyorum. Yani bir hekimden yardım almakta fayda görüyorum. Peki kepek oluşuyor. Birçok kişinin hatta giysi rengini seçmesinde bile önleyici bir şey olabiliyor. Sebep kepek dediğimiz olay. Evet. Koyu renklerden kaçıyorlar giysi giyerken. Bu kepeğin sebepleri bizim yaptığımız işlemler mi? Evet. Yoksa boya mı? Şampuan mı? O da yine hekim kontrolünde olması gereken bir şey mi? Nedir kepek olayı? Şimdi sürekli şampuan değişikliği varsa o kepek yapar. Belli oranda kepeklenme yapabilir. Yani sürekli şampuan değiştirmeyeceğiz. Öncelikle. Sonra çok sıcak suyla veya çok soğuk suyla yıkamamak gerekiyor. Hmm. Artı yine depresyon. Mesela eğer yine stres varsa o da kepeğe neden olabiliyor. Kabuklanmaya, ciltte kabuklanmaya neden olabiliyor. Şimdi o durumda da hekimden yardım almak gerekiyor ama diğer döneleri eğer yoksa onlar, işte şampuan değiştirmiyorsak, çok sıcak suyla yıkamıyorsak ondan sonra baktık ki hakikaten daha devam ediyor kepeklenme. Ya kuaförümüzden ya da bir hekimden yardım almak zaten lazım. Duruma göre kuaförü de hekime gönderebiliyor evet, değil mi? Evet, evet.
Peki sık sık şampuan değiştirme dendiğinde bazı kişiler saf zeytinyağlı sabunu tercih ediyor. Hı. Fakat boyalı saçlarda sanki o sabunla saçımız açılmayacakmış gibi geliyor. İlle şampuan saç kremi uygulamasına gidiyoruz. Siz yılların kuaförü olarak size kalsa zeytinyağlı bir sabun mu şampuan mı desem ne dersiniz? Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Fön öncesi çok mat bir görünüme sahip oluyor saçlar. Eğer sabunla yıkanıyorsa, zeytinyağlı sabunla veya diğer yeşil sabunla falan yıkandığında mat bir görünüme, bir de çok fazla duman çıkartıyor. Şimdi ona engel olmak için kremsiz şampuan kullanmak lazım öncelikle. Ve boyalı saçlarda şampuan kullanmayı ben tercih ediyorum. Ya da o şekilde öneriyorum insanlara. Peki hiç kuaförde fön işlemi falan yaptırmıyorsa o zaman zeytinyağlı sabun kullanması? Ama bu sefer de şey var, şimdi saç boyalıysa boyasını çok kısa sürede açıyor. Yani yoksa doğal, tabii ki doğal. Yani ben de tavsiye ederim. Mesela çok kısa, ben saçlarımı şampuanla yıkamıyorum mesela. Sabunu, doğal sabunla yıkıyorum. Bu da bitiyor sabunla. Yani izleyicilerimize. Yani ben saçlarımı sabun, ama benim kadar eğer tabii genelde kısa değil bayanların saçları ve boyalı oluyor. O zaman da şey yapmak lazım, krem uçlara ama şampuanlamak şart. Kremi de uçlara uygulamak. Şampuanı bir kapta sulandırıp saça sürmek daha mı sağlıklı, yoksa belli bir merkeze döktüğümüzde orada zamanla birikmeye ya da onu arındıramama gibi durumlarıyla karşılaşabiliyor muyuz? Evet, o da kepeğe neden olabilir çünkü çok iyi durulayamıyoruz o zaman. Evet. Yani şeyi de genelde tepesine döküyor bayanlar, kremi de, bu çok çabuk şey yapamıyor, durulayamıyor insanlar. Bu sefer ne oluyor? Kepeklenme oluyor, işte kaşıntı oluyor, bize geliyor, bizde fön çekerken bir duman çıkıyor. Onun için bunların olmaması için çok iyi durulamak lazım saçı. Ya sizin dediğiniz gibi de yapılabilir. Çok iyi durularsa o zannediyorum şey olacaktır yani. Sonuç peki verecek. Ben biraz da kişisel meraklarım için sorayım. Evet. Birçok şey duyuyoruz. Gölge duyuyoruz. Evet. Röfle, meç, balyaj ve şimdi son aylarda benim duyduğum kadarıyla bir ombre, doğru telaffuz ediyorsam. Ombre. Bunların farkı ne birbirinden? Şimdi gölge ton üstüne tonlama. Yani renklerin nüansları. Renklerin açılımları olabilir. Gölge dediğimizde. Koyu rengin üzerine de böyle bir iki ton kırılabilir. Gölgeler bu. Işıklandırma. Röfle daha ziyade kumral tonunun üstüne yapılan platin uygulaması. Yani röfle bu şekilde. Meç dediğimiz işlemi de günümüzde uygulamıyoruz. Neden? Çünkü beyaza giden tonlar. Meç dediğimiz çoğu insan bilmez. Çoğu kuaför bile bilmez meçi. Ondan sonra o beyaza kadar giden işlemlere de meç diyoruz. Yoğunlukları aynı mı? Yoğunlukları aynıdır röfle ile. Röfle mesela platin tonlarıdır. İşte bebek sarısı, daha açık tonları röfle oluyor. Platinden sonra beyaza giden tonlara da meç diyoruz biz. Daha uzun yıllar önce. Sonra balyaj dediğimiz işlemse, balyaj daha kalın hatlar. Ondan sonra daha kalın tutamlar, daha belirgin. Yani aynı işlemi yapıyorsunuz ama aldığınız tutamlar daha kalın kalın olunca balyajlı, o da balyaj oluyor. Evet, o balyaj oluyor. Ombre de uçlara atılan geçişler. Uçlarda o işte kişiden kişiye değişir. Daha açıklar uygulanabilir. Kızıl tonlar uygulanabilir. Karamel tonlar uygulanabilir. Platin tonlar uygulanabilir. Yani uçlardaki o geçişlere de biz şey diyoruz. Ombre mi diyoruz? Evet. Yine klasik bir soru olacak. Biraz da böyle eskilerden kalma bir soru diyebilirsiniz. Şimdi nereden çıktı belki perma diyeceksiniz ama perma günümüzde var mı? Perma günümüzde var ama eskiden kıvırcıktı. Yani bu işlemi eskiden biz çok yoğun kıvırcıklar yapıyorduk. Evet, benim aklımda şimdi perma deyince hep böyle kıvır kıvır saçlar hani bana itici geliyordu o zamanlar o görüntü. Her zaman kendi kendime diyordum ki perma yaptırmış ben. Şunları iri iri dalga yaptırsalar. İri dalgada olabiliyor. Evet. Öyle mi? Ya şimdi mesela ben ilk başladığımda hakikaten çok kıvırcık saçlar yapıyorduk permayla. Yani böyle her gün belki 5 belki 10 tane kadına yoğun kıvırcıklar üstüne de röfle veya meç yapıyorduk. Ha, perma saça boya da yapılabiliyor. Kesinlikle. Evet. Yani o eskiden çok kıvırcıktı bu perma işlemleri. Zaman içerisinde açılıyordu.
Şimdi saçın durumuna göre hacim kazandırma işlemi. Yani bunun da çeşitli işte biofon diyorlar, farklı isimleri var. Ama doğrusu perma. Ondan sonra o perma çok düz saçlara bir hacim kazandırmak. Ondan sonra kısa veya uzun fark etmiyor. Bunun bu şekilde... Saçı çok dümdüz olan birisi, evet, iri dalgalar şeklinde bu perma dediğimiz olayı yaptırdığında saça daha dolgun bir görüntü kazanabiliyor mu? Kesinlikle, tabii. Daha dolgun bir görüntü kazanır, artı saçın kolay yağlanmasını ve çabuk yağlanmasını uzatır, süreyi uzatır. Yani yağlanmayı da önlüyor. Kesinlikle önler. Sırf onun için yaptıranlar bile vardı eskiden. Ondan sonra sararsanız saçınızı, mesela perma işleminden sonra evde bir günlere sararsanız daha uzun süre tutar. Onları açarsınız. Çok kısa sürede tutar. Fön daha dayanıklı olur gibi, yani birçok faydaları var. Hala uygulayabiliyorsunuz. Kesinlikle, yani isteyenler ben, evet, var. Ama bizde, sanırım azınlıkta evet, değil mi? Yok, isteyen. Ya da bu kadar, pardon lafını söyledim ama, bu kadar kullanışlı olduğunu bilmiyor demek ki insanlar. Mesela bir yağlanmayı önleyici diyebiliyorsunuz. Tabii. Çok cansız saça hacim veriyor diyebiliyorsunuz. Demek ki şu an ne amaca hizmet ettiği çok fazla bilinmiyor günümüzde. Onun için Şimdi perma olayı aslında eskiden çok fazla uygulanıyordu. Neden? Çünkü çok güzel uygulamalar yapılıyordu. Ama zaman içerisinde bu işte saçlar belli oranda zararlar görmeye başladı. Doğru ürünler kullanılmadı. Aslında doğru ürünler kullanılsa perma da gerçekten ihtiyaç. Hani tabii bu anlattıklarınız doğrultusunda sürekli gerçekten bakımlı geziyor. Yani sürekli dalgalı. Mesela jöle yardımıyla 5 dakikada hemen jöleyi sürüyor. Bayan çıkabiliyor. Evet. Sokağa. Bu sene geri geldi mi? Geri gelir mi ya da? Vallahi, hani dediniz ya dolgun saçlar var diye. Valla eskiye nazaran, hani 3-5 sene önceye nazaran daha fazla yapmaya başladık. Ama çok revaçta değil. Yani doğrusu çok revaçta değil. Çok revaçta değil. Saçları dalgalandırdık ya da saçları dalgalı düz saça hasret. Evet. Her gün fön çektirmek istemiyor. Hı. Gidiyor Brezilya fönü denilen kalıcı düzleştirmeye. Hı. Bu sizce ne kadar doğru, zararları var mı, yapılmalı mı, nelere dikkat edilmeli? Şimdi piyasada bununla ilgili çok çeşitli ürünler var. Yani çok böyle merdiven altı diyoruz ya, o şekilde ürünler de var piyasada. Ama doğru ürünle, doğru şekilde, doğru uygulama yapılırsa eğer, o zaman bu Brezilya fönü gerçekten çok ideal bir şey olan. Bayan sabahleyin işte çalışan bayan için ideal, evet, mesela. Evet. Bayan sabahleyin kalkıyor, saçını yıkıyor, ondan sonra tabii fönle kurutması lazım. Şimdi bir de onu soracaktım. Yani saçını yıkayıp o şekilde çıkamıyor. Fönle kurutuyor düz bir şekilde. Saçlar dümdüz oluyor. Fönlü bir şekilde işine rahatlıkla gidebiliyor bayan. Fön makinesiyle kurutmazsa, doğal halinde kurursa yine öyle dümdüz duruyor mu? O zaman ha, belki eski dalgasında değil ama yani o eski yoğun kıvırcığında değil ama yani iri dalga şeklinde o dümdüz olmaz o zaman. Ve bu ürün uygulandıktan sonra kesinlikle tuz içermeyen bir şampuan kullanmak lazım. Pardon, tuz içermeyen. Evet. Tuz çünkü. Şampuanlar tuz mu içeriyor? Evet, içerisinde belli oranlarda var. Tuz miktarı şampuanlarda. Onu tuzu içermeyen şampuanla yıkamak gerekiyor. Çünkü eğer tuz içeren şampuan olursa olduğu gibi keratini saçtan alıyor. Yani 2-3 kere o kadar emek veriyorsunuz, yapıyorsunuz. 2-3 kere yıkadınız mı? Saçın eski evet, haline giriyor. Evet. O zaman kullanım hatası devreye giriyor. Evet. Saçı çok sıcak suyla yıkamanın zararını sordular bana. Bunu özellikle sorar mısınız dediler. Evet. Boyada ya da ciltte çok sıcak suyla yıkamanın etkileri, yan etkileri neler olabiliyor? Vallahi işte demin de bahsettiğim gibi kepeklenme yapabilir. Ondan çok sıcak su kepek yapabilir. Ondan sonra tahriş edebilir. Ondan sonra saçı böyle bir şey gibi düşün, yani hortum gibi düşünelim. Onu böyle genleştirip tekrar eski haline döndüğünü düşün her defasında. Doğal olarak saçın kalitesini bozabilir, matlaştırabilir. Yani sürekli sıcak suyla yıkamak... Boyayı etkiler mi? Boyayı akıtır, evet. Genleştirdiği için kesinlikle hani kızıl saçları ondan sonra kesinlikle matlaştırıyor. Kahveleri, karamelleri birleştiriyor. Şöyle bir soru daha var. Saçlarımı kızıla boyuyorum ve çok kısa sürede rengi değişiyor. Evet. Neden demiş?
Şimdi kızıl boyalarını öncelikle çok kaliteli boyalar tercih edin ben, kızıl renklerini. Çünkü kızıl renkleri çok kolay akabilen tonlar. Çok kolay akıyor. O yüzden bunun yanında sıcak suyla yıkamıyoruz. Boya korumalı bir şampuan. Yani çünkü kızıl saçları çabuk aktığı için. Onu zaten çok sık duyuyoruz. Evet. İşte tonunun bir haftada değiştiğini falan söylüyorlar. Yani boya koruması olan bir şampuan olursa daha uzun süre kullanabilir rengini o zaman. Rengi muhafaza edecek. Evet, edecek şampuan. Boya koruyucu şampuanlar çok sıcak suyla yıkamayacak. Evet. Peki kızıl saçlarda evde kendi hazırlıklar yapıyor, diyelim maskeler yapıyor. O yaptığı maskelerin, yağların ya da vitamin ampullerinin falan boyanın tonunu değiştirebiliyor mu o tür şeyler? Kesinlikle eğer zeytinyağı falan kullanıyorsa onların içerisinde zaten belli oranda asit miktarı olduğu için onlar ya belli oranda şampuan değiştiriyor, o tür maddeler de değiştiriyor saç rengini. İddialı renklerde bu tür işlemlerden de biraz uzak durmak şimdi gerekiyor. Şimdi malum yaz mevsimi geliyor, deniz suyu, ondan sonra güneş, onlar da saçın zaten rengini bozuyor belli oranda. Evet. Hepsi bir araya gelince de sonra niye saçımın boyası bu kadar çabuk, rengi bu kadar çabuk döndü diye diyorlar. Evet. Ben yaz aylarında genellikle böyle kızıl tonları falan tercih etmemeye çalışıyorum. Onu da bu şekilde izah ediyorum kullanıcıya. Çünkü çok kısa ömürlü oluyor kızıl boyalar. Yani neredeyse 15 günde bir, 20 günde bir boyamak icap ediyor. O da çok sağlıklı bir işlem değil. Evet, bu kadar sebebi duyduktan sonra. Evet, açık tonlar. Bir de şöyle bir konu var Volkan Bey. Evet. Bizim kalıcı makyajda da buna benzer olaylar oluyor. Mesela alnı dar olan bir bayan geniş bir kaşı getiriyor. Diyor ki işte bana şu kaş modelini yapar mısınız? Bir bakıyorsunuz yüz anatomisiyle istediği kaşın hiç ilgisi alakası yok. Tabii bu konuda bilinçliyseniz yönlendirebiliyorsunuz. Sizin sektörde de bu çok sık yaşanıyordur gibi geliyor. Bir fotoğrafla şunun modelinde bir saç istiyorum dediklerinde hangi kriterlere göre değerlendirme yapıyorsunuz? İlk etapta ilk önce sen bu gelen X şahısın isminle geliyor. Diyorum ki sen bu X şahıs değilsin diyor. Yani öncelikle o şekilde bir ona örnek veriyorum ve yüzüne gidebilecek bir modeli ondan sonra tavsiye ediyoruz. Yani gelen kişiye mutlaka farklı modeller sun. Ondan sonra farklı kataloglardan yardım alarak, ondan sonra internetten yardım alarak yüzüne gidecek modelleri alnına bakıyoruz. Yüzüne bakıyoruz, uzaklarına bakıyoruz. O şekilde bir kesim uygulamaya çalışıyoruz. Renkte de bunu var mı? Renkte de dikkat ediliyor mu? Kesinlikle. Cilt rengine göre kesinlikle. Saç rengi. Evet, kesinlikle. Bunları da yönlendiriyorsunuz değil aynen, mi? Ezbere tabii, değil. Tabii ki. Peki, kuaförlük mesleği hiçbir zaman popülaritesini yitirmedi. Evet. Daha da popüler durumlara geliyor. Gençlere bu mesleğe yönlenmelerinde neler tavsiye edeceksiniz? Ne tür eğitimler mi alacaklar, ne yapacaklar? Vallahi öncelikle gençlere tavsiyem çok kalifiye, güzel iş yerlerinde çalışmaları. Sonra bu meslek okullarına kayıtlarını yaptırmaları, ondan sonra zaman içerisinde diplomalarını almalı, tabi sebat ederek ondan sonra diplomalarını almalı. Bu mesleğimiz güzel meslek, yani daha doğru noktalara gelebilir esasında. Eğitim şart diyorsunuz. Kesinlikle eğitimini alacak, ondan sonra eğitimiyle beraber bu meslekte herkes meslek sahibi olabilir. Yani bu meslek kendini meslek geliştirecek. Kesinlikle. Değil mi? Her konuda olduğu gibi kendini geliştirmek şart. Şart. Yine bir soru, siyah saçlarım var diyor, sarıya döndürmek istiyorum, ne yapabilirim? Güzel bir soru sordunuz. Siyah saçları eğer kişi çok uzun süredir uygulama yapmıyorsa siyahı, yani yıllardır siyah boyuyorsa ona yapılabilecek bir şey yok. Ama mesela, yani yıllardır siyahı boyuyorsa sarıya çevirmiyor muyuz? Hayır, kesinlikle çok ben o işleme girmiyorum. Yani olmaz zaten. Ondan sonra, ama birkaç kere uygulama yapılmışsa onu da böyle işte bir örnek alarak ya da üzerinde test ederek açılıp açılmadığına bakarak ya da hangi tona kadar açılacağına bakarak ondan sonra size olabilecek renkleri zaten oradan kataloglar yardımıyla gelen kişiye söylüyoruz. Peki. Çok kısa saçlarım var diyor.
Evet. Gelin başında sorun yaşayacak mıyım? Düğünüm var ama saçlarım o kadar kısa ki hiç bunu düşünememiştim diyor. Evet. Nasıl bir gelin başı yapılacak bana olabilir mi diyor. Evet, şimdi her türlü saça tabii ki de gelin başı uygulanabilir. Duvakla takılabilir. Yani ilaveler alarak, destekler alarak, örneğin postiş takarak, postişler yardımıyla, çıçıklar veya farklı işlemler, uzatma işlemleri yardımıyla, salık da olabilir, ondan sonra toplu da olabilir. Her türlü gelin başını bu şekilde uygulama yapılabilir. Yani her türlü kolaylık var diyorsunuz. Tabii, yani evet, saç çok kısa da olsa. Kesinlikle günümüzde her türlü kolaylık. Belki hiçbir ilave yapmadan da çok kısa saçla çok modern bir gelin de olabilir. Olabilir tabii, yani o şekilde de olabilir. Doğru. Peki bu yıl gelin başında yine soruyorlar. Çiçekler mi var? Taşlar mı var? Evet. Neler var? Ne kere, tercih edeceğiz? Bir kere diyorlar. Ben kişisel olarak söyleyeyim, çok doğal topuzlar yapıyor. Çok doğal gelinler, ondan sonra canlı çiçekler kullanıyoruz bu sene. Yani canlı çiçekler ve doğal topuzlar. Konunun başında da söylediniz, bu sene doğallıktan yana böyle yavaş yavaş bir geçiş mi olacak? Evet, evet, aynen öyle. Yani renkler, gelinler, renkler, evet. Evet, kesimler o şekilde. Yani bu sene daha doğal bir... Düzleştiriciden uzak duruyoruz dediniz. Saçlar doğal, dolgun, renkler ufak tefek değişikliklerle, ışıltılarla destekleniyor, evet. Ana renkler dediniz. Evet. Gelin başları da doğal çiçeklerle ve taşlarla yapıyoruz. Kesinlikle. Yaz geldi, deniz, havuz, evet. Güneş, evet. Saçlarımız ne durumda? Şimdi yazın tabii deniz ve güneş malum saçları çok yıpratıyor. Ondan sonra buna tabii önlem almak lazım. Evet. Buna ne gibi önlem alınabilir? Bunun için deniz şeyler var, maskeler var. Yani deniz işte tuzdan, güneşten nasıl cildimizi koruyor? O şekilde maskeler var. Onların yardımıyla, yani bone yardımıyla mesela. Hmm. Tabii havuzda falan ya biliyorsun mayoların, bikinilerin rengi değişiyor. Yani onun için bu maskelerin yardımıyla güneşten... Saçımızı koruyacağız, tabii, cildimizi denizden, koruduğumuz gibi. Aynen öyle. Korumamız şart. Kırılınca kestireceğiz. Kırıklarını alacağız. Ondan sonra bakımlarını sık sık gidip yaptıracağız. Evde tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı? Var. Şimdi evde... Ev bakımı diyelim, ev neler bakımı yapabiliriz? Badem yağı mesela. Badem yağı, yumurta sarısı. Ondan sonra içerisine kıracağımız ampuller, yani isim veremiyorum. Ondan sonra ampuller yardımıyla, bir bone yardımıyla, yani bu yağlamakta fayda. Tabi bu söylediklerim benim tamamen kuru saçlar için. Kuru ve yıpranmış saçlar için. Yağlı saçlara bunları yapmıyor yok, muyuz? Yok, yağlı saçlar için değil. Yani bu kuru saçlar için, uçları yıpranmış saçlar için. Şimdi yağlı saçlar için de mesela keratin bakımları var. Yani daha tellerini kalınlaştıracak bakımlar var. Yağlı saçları da biz onları tercih ediyoruz. O zaman herkes evde her şeyi uygulayabileceğini sanıyor. Onda da saçın cinsine göre. Kesinlikle. Saçlarımızın cinsini nasıl öğrenebiliriz? Kuaförümüze sorduğumuzda bilgi alıyoruz değil mi? Tabii tabii, o şekilde olur. Zaten kişi kendi saçlarının, yani kendi saçının yapısını 3 aşağı 5 yukarı biliyordur. Yani yağlı mı, kuru mu, ondan sonra hangi durumda olduğunu biliyordur. Ama evet, baktı ki, evet, baktı şey yapamıyor, onu çözemiyor. O zaman kuaföründen yardım alır. Kuaför zaten ne şekilde bir bakım olacağını ona şey yapabilir. Tavsiyelerde bulunabilir. Peki salonlarda hijyen konusu çok sık şikayet konusu da oluyor ve memnuniyet konusu da oluyor. Tabii. Yani bir salondan ya şikayetçiler ya çok memnunlar. Evet. Ön planda hijyenin de geldiğini duyuyoruz. Tabii. Neler önemli yapılmalı? Vallahi bizim en önem verdiğimiz şey hijyen. Yani hijyen kendi kişisel bakımımızdan tutun da. Yani el ayak bakımımızdan tutun da. Ondan sonra havludan makasımıza kadar. Ondan sonra her türlü şeyin temiz olması, bakımlı olması şart. Yani temizlik en önemli. Sizlerin kullandığı özel dezenfektanlar var galiba, tabii, değil mi? Bizim evdeki gibi değildir tabii, sanırım. Tabii, kesinlikle var. Yani zaten olmak zorunda. Ondan sonra hijyen en önemlisi. Yani siz kendiniz, ben mesela bir berbere gittiğimde mutlaka işte etrafın temizliğine bakıyorum. Yani bu en önemli konu. Buna da insanlar dikkat etmesi lazım. Yani.
az önce konuştuk. Onu bir kere daha teyit edelim. Yüz tipine göre saç şekillerini genellikle kuaförümüzün bilgisine güveniyorsak kuaföre bırakmamız gerekiyor değil mi? Tabii ki. Ya şimdi şöyle diyeyim ben size. Yani bunu birebir anlatmak çok zor. Neden? Çünkü binlerce saç modeli var. Binlerce yüz tipi var. Yuvarlak yüz var, uzun var. Ondan sonra yani işte... Şöyle bir şey var mı? Diyelim ki uzun yüzlük kesinlikle kısa saç yaptırmamalı. Bu tür bir şey var mı? Ya da kısa saçın da ona gidecek bir modeli ya da çok yuvarlak yüzlü şunu şunu kesinlikle yaptırmamalı gibi kategoriler var mı? Yoksa o modellerin ona gidecek şekilleri de çıkarılabiliyor mu? Çıkarılabilir. Tabii her yüz şekline göre kesilecek modeller var. Kısa dahil olmak zor. Yani işte benim yüzüm çok eblek yani işte buna bu şekilde olmaz diyemiyoruz. Ona tabii çok kısa saçlar kesmek doğru değil bu zaman. Yani her yüz tipine uyarlanabilecek modeller var. Ama bunu dediğim gibi işte beraber oturup karar vermek lazım kişiyle. Oradan yardımcı oluyoruz. Ondan sonra o şekilde sonuca... Bir de bayanların bence dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri. Bunları zaten siz de konuşmalarınızda belirttiniz ama boyanın kalitesinden bahsettiniz. Evet, tabii. Merdiven altı boya dediğimiz çok fazla da ürünler var piyasada. Onların zararları neler olabiliyor? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Çok zararlı maddeler var. Bu anlamda çok çeşitli. Yani bizim kullandığımız ürünler de çok çeşitli. Ondan sonra bunları anlamak çok zor. Yani anca şey diyeyim ben, şöyle tavsiye edeyim insanlara. Yani kokusundan, mesela özellikle onun çıkardığı böyle o boyanın çıkardığı buhardan sonra saça sürüldüğü esnada işte yanıyor mu, çok fazla cilt zarar, kaşıntı oluyor mu? Yani bunlardan ancak anlaşılabilir. Diğer türlü o sıkılmış boyayı boyanın içerisinde kişi kesinlikle test edemez, analiz edemez yani. Onun için böyle hani çok vahim kokuyorsa bence oradan bile çıkarılabilir bu işlem. Evet. Yani çok çeşitli. Kaliteye boyada önem vermemiz gerekiyor kesinlikle değil mi? Kesinlikle önemli. Yani evde kullandığınız boyalar bile çok ben çok kaliteli hani olduğunu o anlamda yine düşünmüyorum. Çünkü bir de evde şöyle bir sıkıntı var. Yani işte duş alıyorsunuz. Duş esnasında gözünüze gelebilir, gözünüze kaçabilir. Yani Allah korusun. Onun için evet, doğru söylüyorsun. Salonlarda o yıkama koltuğunda boyanın cilde teması minimalize durumda oluyor. Evet. Ama evde komple yüzümüzden aşağı. Doğru söylüyorsunuz. Yani onun için bence her şeyde olduğu gibi yani uzman ellere bırakmak lazım. Evet, herkes her şeyi yapmamalı. Evet. Benim sorularım daha birçok soru var ama sizin bu arada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi böyle bir imkanı bize sağladığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Çünkü bunları gerçekten halkın bilmesi lazım. Sürekli bilinçlendirmeniz lazım. Böyle bu tür programları yapmanız lazım. Yani bununla ilgili ancak teşekkür ederim ben size. Peki Volkan Bey, izleyicilerimizin sorularına cevaplar vermeye çalıştık. Neler dedik? Boyaların zararları dedik. Düzleştirici zararlı mı? Açıcılar mı zararlı? Renge göre boya cildimize zarar veriyor mu, vermiyor mu gibi birçok soruyu sanırım ki cevapladık. Biz bugünkü programımızın sonuna geldik. Volkan Bey katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.